gitti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nerik'te, Azerbaycan'da bir müze ziyaretimiz olmuştu. Videoyu şuralardan bir yerlerden izleyebilirsiniz. Biz yol dönüşünde çok güzel bir restoranda durduk. Çok doğal güzellikleri olan bir yer ve burayı şimdi size göstereceğiz. Hadi o zaman başlasın Nerik turumuz. Burası o kadar sanatsal ve güzel bir mekan ki deniz kabuklarından neler yaptıklarını şimdi size birazdan göstereceğim. Ama önce genel manzarayı göstermek adına buradaki temiz havayı siz düşünün. Oturma yerleri böyle ayrı ayrı kat kat herkes birbirinden bağımsız olarak. Hadi gidelim. Şuna bakın Ceylan. Orayı ben gördüm canım. Gördün mü? Az önce. Balık kulaklarından yapılmış bunlar. Arkadaşlar deniz kabuklarından neler yapmışlar? Şunlara bir bakın. Ve içeri giriyoruz. Resmen deniz kabuklarından bir mağara yapmışlar. Çok iyi ya. Şu sanata bak. Bu gördüğünüz her şey ama her şey burada. Deniz kabukları. Aslında burada 7 güzel masalını tasvir etmişler. Baba söyledi. Bakın. Güzeller burada. Mesela burada bir güzel. Şurada iki güzel. Burada bir tanesi var. Tavandaki ışık avizeye varana kadar masa, sandalye, hepsi deniz kabuklarından yapılmış biçimde. Ben deniz gidiyor muydu bir daha deniz. Hekime Nisa'yı bu sabah çok güzel giyindirmiştim ama yolda kustuğu için böyle şimdilik rahat bir şeyler giydirmek zorunda kaldık. Ve buradan aşağıdaki manzarayı da size gösterelim. Küçük bir şelale ve bir köprü bizi karşılıyor. Ta karşısı da orman. Bildiğiniz ormanın içindeyiz şu anda arkadaşlar. Zaten sesi duyuyorsunuz. Deliklerden bir tane yaparsan hayatım. Yani şu dalgalanma çok ilginç ya. Yani sanki deniz altındasın böyle. Zaten onu tasvir etmişler. Ha. Bunlar deniz kızları. Biz şu an denizin altındayız gibi. Yani o masallardaki denizin altındaki evler, krallıklar oluyor ya. Sanki orası burası. Arkadaşlar muhteşem sanat eseri yerden çıktık. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Şimdi birazcık suyun yanına doğru gidiyoruz. Aslında bu videoyu planlamıyorduk. O yüzden mikrofonu takamıyorum şu anda. Yani sesim çok iyi gelmeyebilir. Ama önemli olan burayı size göstermek ve aslında buranın doğal sesini size yansıtmak. Sen ve bizi mi çekiyorsun? Bak. Evet. Ay! Sen beklene şu keçiyi de dışarısına. Bak. Şu an bizimkiler şu mavi yerde oturuyorlar. Burası da deniz kabuklarından değil mi? Bak bu sana. Ya. Bu da hekimi. Yolculuğumuz devam ediyor. Yaşar'ın ataklarıyla karşı karşıyayız. Hekimeyi sevme atakları. Baksana kale gibi buradan aşağıya denize gidiyor. Baya bir şey ya. Böyle bak otantik. Buradan manzara resimleri falan çıkar. Aşağıdan.
Yani yıkanmak olmaz. Biraz da kendimi çekeyim, değil mi? Şuradan da manzara güzel ha. Gitmeye bak. Ormanın içine gidelim mi? Gidelim hadi. Hadi gidelim. Bak şu. Ben çekerken bizimkiler gittiler. Bakalım neredeler? Yaşar, neredesiniz? Burada doğal su, bulak suyu diyorlar ya. Bizde bulak demiyorlar. Ne diyorlar? Dağ suyu falan diyorlar galiba. Çeşme değil de dağ suyu, kaynak suyu. Burada da bulak suyu diyorlar. Bakınız. İşte buradan kaynak suyu, dağ suyu akıyor. Gördüğünüz üzere ormanın içinde. Ya buranın havası gerçekten çok hafif, çok temiz ya. Ben buradan sonra Düzce'ye dönünce ne yapacağım bilmiyorum yani. Şu ağaca baksana, Allah bilir kaç bin yıllıktır. Minnoş. Ne var anneciğim orada? He kızım. Ah mantara bak, mantar. Aaa mantar. Gösterelim. Babası çekil önden, çekiyorum. Orada diken var kızım. Bak. Gel burada oyna, gel. Saat kaç gibi? Su akıyor buradan. Şimdi ben okları götüreyim. Arkadaşlar hekimi size bay bay yapıyor. Yap kızım. Bay bay yap. Canım benim. Bay bay mı yaptım? Aferin sana. Babacığım. Geldiğimiz yolun yanındaki yoldan döneceğiz. Aşağıya dağın yamaçlarına inebiliriz. Bismillah. Hadi götürün. Ye. Hav be. Hav.